Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Azgın dev, terörist dev ve Cücelerin Kralı isimli kitabımızın okuma etkinliğine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda en heyecanlı yerinde bırakmıştık. Hani bir arı krala gelip kulağına bu azgın, merhametsiz devle, yani cücelere karşı merhametsizce davranan deve karşı neler yapabileceğini fısıldamıştı. Orada durdurmuştuk hikayemizi. Bugün durduğumuz yerden Bismillah diyerek adımımızı atmaya başlıyoruz. Hepiniz buyurun bakalım. وَفِي أَحَدِ الْاَيَّامِ وَفِي أَحَدِ الْاَيَّامِ Günlerin birinde فِي أَحَدِ الْاَيَّامِ Günlerin birinde C'e geldi. C'e يَجِعُ جِ Evet. Ne, kim geldi? الْعِمْلَاهُ Dev. Batışağını zorba. Zorba em dev ne yaptı? Günlerin birinde geldi. Ve ehade ve başladı. Yadribu vurmaya. El ekzame. Ve cücelere vurmaya başladı. Günlerden bir gün zorba. Dev gelip zavallı cücelere, parmak büyüklüğündeki cücelere ne yapmaya başladı? Vurmaya başladı. Ehaze arkadaşlar aldı. Ama bir başka fiille kullandığında yardımcı fiil olarak başlama ifade ediyor. Ef'al-i şuru' başlama fiilleri deniyor bunlara o zaman aynı zamanda. Ve yadhakü dahike yadhakü yani hem zulmediyor hem de acılarına gülüyor. Yadhakü aleyhim ve onlara gülüyor ki adetihi adeti üzere. Yani her zaman yaptığı gibi onlarla da eğleniyor. Zalimlerin ortak özelliği bu arkadaşlar. Zalimlerin ortak özelliği hem zulmeder hem de mazlumların acılarını istismar eder. Onları küçümser, onları önemsemez. Bilmez ki kahiri mutlak, cebbarı mutlak bir gün onu tutup şöyle bir kıvıracak. Evet. Çok hukuk var arkadaşlar. Burada halledilir de büyük hukuklar büyük mahkemeye kalır. Ama çoğu burada eninde sonunda bir sözün söylediği gibi dediği gibi Allah yarına bırakır ama yanına kar bırakmaz. Allah yarına bırakır ama yanına kar bırakmaz. Ve ba'de en te'ibe yorulduktan sonra yani bu zavallı cücelere işkence yaptık da yorulduktan sonra neme uyudum. Ve ehaze başladı, yahlümü, rüya görmeye başladı. Mâve, ne, seyef'alû. Ne yapacak ile ilgili bil egzami. Cücelere ne yapacağını. Hine yashû, uyandığı vakit, bakın onun rüyasını görüyor zalim. Hine yashû, uyandığında cücelere ne yapacağını rüyasını görmeye başladı. Min nevmi uykusundan, nevm uyku demek, min nevmi uykusundan, yashu uyandığı zaman. Bakın. Yadribu vuruyor. Te'ibe yoruldu. Neme uyudu. Yahlumu rüya görüyor. Saha uyandı. Saha yashu. Tamam. O onun rüyasını görüyor da Kadir mutlak, Cabbar mutlak, her şeye gücü yeten Allah bakalım gönderdiği arıyla ona nasıl bir plan oldu. Evet.
İstiqaza, bakın, acıyla ve korkuyla uyanıyor. İstiqaza uyandı. El imlaku, dev. El batşanu, zorba dev. Ala sautin, bir ses üzerine. Bahmin, iri, büyük bir ses üzerine uyandı. Neredeymiş bu ses? Arkadaşlar, dâhile udunihi. Dâhile udunihi. Kulağın içinde korkunç, büyük, iri bir sesle nedir? Zorba. Dev uyandı. Öyle iri bir ses ki, öyle zor bir ses ki, elleti dehalet, giren, fihe, onun içine giren, yani kulağın içine giren, ennehletu, kulağın içine giren arının dev sesini uyandı. Vuzzz, böyle demek ki iyice bir kulağını, iflahını gevretiyor. Hani Nemrut'a da Cenab-ı Allah burnundan bir sinek sokmuştu ya. Tabi bunlar aslında belki de semboliktir, belki de değildir. Yani şu anda işte nedir? Bir mikrobun girmesi, bir virüsün girmesi. Şu son günlerde arkadaşlar bazıları üretilmiş, bazıları doğal dedikleri COVID-19'a Allah esirgesin. Bulaşan insanların nefes alamama durumu. İşte Nemrut'un beynine giren ya da bu zalim zorba devin kulağına giren bir arada sembol de olabilir. Ama gerçek de olabilir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ennehle dedik daha önce arı, bal arısı. Ve ehadet ve başladı tustiru çıkarmaya, üretmeye, ihraç etmeye sautan aliyen, yüksek bir ses çıkarmaya başladı, ihraç etti. İstarat, tasdir, ihracat arkadaşlar. İçeriden dışarıya bir ses. Sara yasiru olmaktır. Mesela kânet veledü timmizen, sara tabiben. Çocuk öğrenciydi, doktor oldu. Kânet tıflatü sagîreten, asbahat fetâten. Kız çocuk küçücük bir şeydi, genç kız oldu. Sara yakfizu, sıçramaya başladı. Kafaze yakfizu, sıçrama. Ve yasihu, ve bağırmaya başladı. Bağırıp sıçramaya başladı. Sa'iduni. Ya bana yardım edin. Sa'iduni. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Çünkü tıpkı Nemrut gibi oldu. O da bana yardım edin diye hizmetçilerini ne yapıyordu? Terlik takunya ya da ayakkabıyla ya da sopayla kafama vurun diye. Vur. Vur ki ağrısı geçsin. Evet, bakın burada kocaman dev ağlıyor. Diğer devlerde ne yapabiliriz diyor işte. Yani hiç rastladığımız bir şey değil. Bu zorba dev ne hale gelmiş bakın çocuk gibi. Evet. Lem yetemekken yapamadı ehadun herhangi bir kimse minel amalikati. Devlerden hiç kimse bir şey yapamadı. Ne için? Ey yeşfiye, şifa, ya kavuşturmak için el imlaka, batşana, zorba deve, zorba devi şifaya kavuşturacak hiçbir şey yapamadı hiç kimse. Devlerden hiçbir kimse, bakın, lem yetemekken ehadun, hiçbir kimse bir şey yapmadı, yapamadı. Minel amalikati, devlerden hiçbir kimse. İmlâkun, imlâkâni, amalika, amalikatu, devler. Ne yasız bir şey? En yeşfiyel imlâkabas. Yani zorba
devi şifaya kavuşturacak bir vaziyet, bir durumu hiçbir dev, devlerden hiç kimse yapamadı, başaramadı. Yani aciz kaldılar, aciz. Evet. Ve ehezet ve ehezet ve başladı haletühü, onun durumu tesu'u, kötüleşmeye, durumu kötüleşmeye başladı. Yevmen ba'de yevm, gün üstü gün, yani gün be gün, Doğu Türkçesi gün be gün, durumu ne yapmaya başladı arkadaşlar? Kötüleşmeye başladı. Ehezet başladı. Haletühü, durumu. Keyfel hal, durumlar nasıl? Keyfe haluke, nasılsın? Keyfe ahvalu taksi fi medinetiküm, şehrinizdeki havalar nasıl? Keyfel esar, fiyatlar nasıl? Keyfe durus, dersler nasıl? Gibi. Evet. Lem yastati, güç yetiremedi. En yeneme, uyumaya güç yetiremedi. Yani gün be gün durumu kötüleşmeye başladı. Uyumaya güç yetiremez oldu, uyuyamaz oldu. Ve zalla ve kaldı, nasıl kaldı? Yasrahu, bağırmaya, çığlık atmaya, minel elemi, elemden, acıdan çığlık atmaya devam etti. Zalla yazıllı, devam etmek, öyle zamanın geçmesi. Durmadan bağırıyor, çığlık atıyor. Bana yardım edin, bana yardım edin. Evet. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Evet, alma mazlumun ahını. Hadara geldi. Melikül Akzami, cücelerin kralı geldi. Li ziyaretihi, ziyaretine. Bakale lehu, ona dedi ki ene musta'idun, ben hazırım. Limüseadetike, sana yardım etmeye hazırım. Yani ben sana yardım edebilirim. Müseadetün, yardım etmek. Ale, bir şartla, ente teahhede, söz vermen şartıyla, nedir? Bi ademi ize ile egzami. Bi adem, sızın, ize, eziyet etmek sizin egzami. Cücelere eziyet etmemeye söz verme şartıyla ben ne yaparım? Sana yardım ederim. Ne zaman? Fil müstakbel. Yani gelecekte cücelere eziyet etmemeye, işkence etmemeye, rahatsızlık vermemeye söz vermen kaydıyla ben sana yardım etmeye hazırım. Fesaha, haykırdı el emlâhu, dev, batışan, zorba olan dev. Ene muvâfikun, ene muvâfikun. Ben kabul ediyorum, ben kabul ediyorum. Ercuke, ercuke, rica ediyorum, sana rica ediyorum. En tüsa'ideni, bana yardım etmeni rica ediyorum, yalvarıyorum. Evet, ben kabul ediyorum tüm şartlarını. Evet, bu anlaşmanın sonucunu bir sonraki videoda okumak üzere hepiniz esen kalınız sevgili arkadaşlarım. Hayatımız Arapça eğitim kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.